Kanalıma hoş geldiniz herkese, iyi günler. iPhone 5 test bazıları nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Videolarda müziklerde stres az veya cıvatalı çıkıyorsa bazıları değişmesi lazım. Bazıları değiştirmek için altta iki tane cıvata var. O cıvataları Allianz Tornavida'la söküyoruz. Evet, gördüğünüz gibi altta iki tane cıvatayı söktükten sonra şöyle bir aparatta alttan dikkatli bir şekilde ekranı aralayarak ekranı dikkatli bir şekilde söküyoruz. Yalnız ekranı sökerken home tuşu, altta film var. O filmi koparmayacak şekilde dikkat etmeniz gerekir. Direkt ekrana çektiğiniz zaman film kopabilir veya zedeleyebilir. Ona dikkat etmeniz gerekir. Evet, şöyle direkt çekmeyiniz. Çünkü altta söylemiş olduğum gibi home tuşu filmi var. Evet, gördüğünüz gibi şu film zedelediği zaman home tuşu çalışmaz, bilginiz olsun. Ve şu anda ekran soketlerini de kaldırıyorum. Evet, şu home tuşa dikkat etmeniz gerekiyor. Şu filmi koptuğu zaman parmak izi okuyamaz veya da home tuşu çalışmaz, bilginiz olsun. Evet, bazıları değiştirmek için hemen şu cıvataları söküyoruz. Şu iki cıvatayı söküyoruz. Yıldız Tornavida'yı söküyoruz. Evet, aslında çok basit değişiyor. Evet, dikkatli bir şekilde bazıları yatağında çıkarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi buzzer'ı bu şekilde söktük. Evet, yeni buzzer'ı takmak için şu tırnakları ilk önce evet şuraya takıyoruz. İki tırnakları aynı anda evet yerine takmanız gerekiyor. Evet, aslında çok basit bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, iPhone 5S buzzer
değişimi yapıyoruz. Evet, 3 civata sökmeniz yeterlidir. Evet, gördüğünüz gibi buzzer bu şekilde değişiyor. Evet, gördüğünüz gibi parça taşınabilir ve parça bunu sizler de değiştirebilirsiniz. Çünkü zor bir işlem değil. Evet, ekran montajını yapacağım şimdi. Evet, soketleri takarken dikkatli bir şekilde takmanız gerekiyor. Alt sokete dikkat etmeniz gerekir. Çünkü alt soket anakartın üzerinde olduğu için bunu zarar görmemesi lazım. Yalnız soketler tam yatağına oturması gerekiyor. Çünkü oturmadığı zaman ekranı titrer. Lokomatik randımanlı basmaz. Ona göre aklınızda bulunsun. Eğer ekran sağlamsa, söküldükten sonra ekran titriyorsa soketler tam kapanmamıştır. Bilginiz olsun. Evet, şu anda soketlerin üçü de taktık. Şimdi home tuşu takacağız. Home tuşun filmini dikkatli bir şekilde yerine takmanız gerekir. Bu işlemi yaparken kesici, delici alet kullanmayınız. Evet, tam takılması gerekiyor. Gelişi güzel takmamamız gerekiyor. Hani video icabı değil. Çünkü eğitim amaçlı video çekimi yaptığım için evet, şu şekil home tuşu filmi tam oturması gerekir.
şu şekil gördüğünüz gibi. Yalnız ekran sökerken filme dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt ekranı kaldırırken film kopabilir veya zedeleyebilir. Bilginiz olsun. Ve ekranı kapatırken şu tırnakları tam kasada oturması gerekir. Ve de altta bulunan iki civatayı da yerine takıyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.